İşte burada din kültürü ve ahlak derslerine kısaca girmek istiyorum. Eğer herhangi bir mezhep, din bu derslerde tahkir ediliyorsa gerçekten bu dersleri kaldıralım. Aşağılanıyorsa, kötüleniyorsa, ötekileniyorsa, deniyorsa ki şu mezhepten olanlar dinin dışındadır, şu dine mensuplar şöyledir, bunu işte o anda nefret kültürü doğar. Ama ben isterim ki her Sünni Hacı Bektaş-ı Veli'yi okusun. Her Alevi de Emir Sultan'ı Mevlana Celaleddin Rumi'yi okusun. Bunda bir yanlışlık olduğu kanaatinde taşımam. Bunu da açık yüreklikle tartışalım. Ama tabuları yıkalım zihnimizde. Bir şey dini bir öz barındırıyorsa, bu çağdaşlığa ve Aleviliğe aykırıdır dediğiniz anda, o anda dergâhtan koparsınız, ikrardan koparsınız. Aleviliğin bütün temel kavramlarını ben çalışmaya gayret ettim. Her birini de nüfuz ederek içeriden anlamaya gayret ettim. O kavramlar bizim hepimizin kavramları. Onları yaşatmak bizim görevimiz. Hepimizin görevi. Ama bir tahkir varsa, öteleme varsa, evet, önce ben bundan sorumlu bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Önce ben müdahale edeceğim ve gereğini yapmak için ne gerekiyorsa yaparız. Musahip kavramı. Öyle bir kavram ki unutuldu. Az biliniyor. Alevi dedeler şikayet ederler musahip kavramı yok oluyor diye. Nedir bu sahiplik? Bir Alevi canın başka bir Alevi canın ebediyete kadar dost edinmesidir. Kardeş edinmesidir. Hani kirvelik diye bilinir. Ya da ensar ile muhacir arasındaki kardeşlik gibi. Bu prensip Alevi de değil, Sünni de değil. Bu prensip insani bir prensip. Niye Sünni çocuklar bunu öğrenmekten azade olsunlar? Ve niye Alevi çocuklar Mevlana Celaleddin Rumi'den ya da Hazreti Peygamber'den bir şeyler öğrendiklerinde zarar görmüş olsunlar? Hazreti İsa'dan da bir şeyler öğretilmeli o derslerde ki öğretiliyor. Hazreti Musa'nın 10 emri öğretilmeli ki daha sonra eline, diline, beline sahip çık denilen o zihniyetin hangi temel dini arka planı olduğunu bilsinler. Ki ikrar Hazreti Musa'ya nurla izah edilir şeyde, makalatta Hacı Bektaş-ı Veli'de. Okuyunuz o bölümleri. Hacı Bektaş-ı Veli'nin Hazreti Musa'ya nasıl baktığına bakınız. Makalat bir dinler tarihi kitabı gibidir. Bir din kitabı, din dersi kitabı gibidir Hacı Bektaş-ı Veli'nin. Bunu şunu sağlamak için söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın, her şeyi tartışırız. Ahim'in aldığı kararlar olmasa da herhangi bir kurum, kişi başka bir mezhebi, başka bir meşrebi tahkir ediyorsa bizim nezdimizde büyük bir cürüm işlemiş demektir. Bunun için Ahim'den ders almaya ihtiyacımız yok bizim. Hacı Bektaş-ı Veli'yi okuyalım yeter. Mevlana Celaleddin Rumi'yi okuyalım yeter. Onlar söyler toprak gibi mütevazi ol diye. Onlar söyler ya göründüğün gibi ol ya olduğun gibi görün diye. Burada hep beraber bunları konuşmaya hazırız. Ama son dönemde din kültürü ve ahlak derslerinin 103 sayfalık Alevi bölümü eklendi. Yanlışsa değiştirelim. Eksikse tamamlayalım. Ama ben en fazla Alevi öğrencilerimizin bu geleneği tanımaya ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum. Ta ki birileri bir karşıtlık tezi üretmesinler. Kendi geleneğimizi tanıdığımızda zaten karşıtlık kalmaz. Karşıtlık cahillikle başlıyor. Karşıtlık ve kategorize etmek cehaletin en kaba halidir. Cahil olmayanların herhangi bir kategorizasyon içine girip dışlamaları mümkün değil. Yine o acı hatıralar yüreğimizi yakıyor. Onun için Madımak Oteli'ni kamulaştırdık. Daha da iyi hale getirebiliriz. Daha yaşayan bir müze haline getirebiliriz ve bunu da teklif ediyorum. Hiç bu konuda kaygımız yok. Sivaslı kardeşlerimin de böyle bir kaygısı olduğu kanaatinde değilim. Ne Alevi ne Sünni. Asırlarca bir arada yaşadılar. Ama hiçbir yerde şu veya bu gerekçeyle bir nefret ya da acıları yeniden yaşartan bir şey olmaksızın acıları hatırlayıp bir daha onların olmaması için ne yapmamız gerektiğini konuşalım. Semboller üzerinden yola çıktık.
Hacı Bektaş-ı Veli adının bütün Türkiye'de ilmin, irfanın, adabın erkanın adı olarak bilinsin diye Hacı Bektaş-ı Veli Üniversitesi adını koyduk Nevşehir'e. Üniversitesine ve ayrıca da enstitüler kurduk. Hani ben bunları zikretmeyi düşünmüyordum ama Aşık Mahzuni'yi hatırlayınca bir an şöyle zihnim geriye doğru en azından bizim sorumlu olduğumuz 10-12 yıla gitti. Ondan önceki dönemlerde benim öğrencilerim vardı sınıfta. Bazen hissederdim davranışlarından veya isimlerden, Alevi olduktan. Kenara çeker konuşurduk, sohbet ederdik. Söylemeye çekinirlerdi ismini. Şimdi kimin üzerinde böyle bir baskı? Hiç kimse kimseye baskı yapamaz. Hiç kimse bir diğer vatandaşımız üzerinde ne dininin, mezhebini, inancını açıklama yönünde baskı yapabilir ya da açıkladığında onu yaşamayı engelleme yönünde baskı yapabilir. Hep beraber bunları karşılık üretmeden çözebilecek erdemi oluşturmamız lazım. Mesela eskiden Muharrem ayı geldiğinde mahallelerde, evlerde bilinirdi ama sosyal bir olay değildi. Ama şimdi her Muharrem ayını devletin bütün erkanı birlikte idrak ediyor. Ben Muharrem ayına Şeb-i Aruz'a nasıl 17 Aralık'ta gidiyorsam size söz veriyorum. Siz davet ettikçe her aşurede Hacı Bektaş-ı Veli'de olacağım. Siz de bana Mihman Ali deyip buyur diyeceksiniz, ondan eminim. Çünkü siz Hacı Bektaş'ın mekanının bekçilerisiniz. Bekçi tabiri 12 hizmet erbabında da var. Gözcü, bekçi, süpürgeci. Onlar o hizmetler hizmetler değil. Herkesin aslında nefsini terbiye ettiği hizmetler. Nefsini terbiye ettiği hizmetler. Semah dönüşün her birinde bir sembol var. O sembol dilini anlayabilsek problem bitecek. Ama karşılıklar üretirsek bitmiyor. İnşallah bunları daha çok konuşacağız. Burada bir iki hususu daha Hacı Bektaş-ı Veli bağlamında hemen size aldığımız bir kararı bir müjde olarak Hacı Bektaş'a iletmek istiyorum. Buradan sizin talebinize cevaben, size daha önce söylemedim ama talebi bir dile getirdiğiniz için inşallah Hacı Bektaş-ı Veli'nin türbesinden ve aynı şey Konya'da da geçerli, Hazreti Mevlana'nın türbesinden bundan sonra girişler için para alınmayacak. Ben bir Konyalı olarak da hep bundan ızdırap duymuşumdur. Neden ama böyle oldu biliyor musunuz? Maalesef bu dergahlar kapandığı zaman kültürel özellikleri de kaybolmaya yüz tuttuğunda resmi kurumlara haline dönüştürüldü. Yani müzeler haline dönüştürülerek korundu ki bunu da şurada zikredeceğim. Anadolu'daki her bir dergahı ve değişik dini mekanları bilirim. Çoğunu. Hepsini bildiğim diye iddia edemem. Her biri de güzelleştirilecek. O ayrı yasal bir takım zorunluluklar getiriyor tümüyle meseleyi ele almak. Ama en azından bu kararı biz idari tasarruf olarak yapabiliriz. Bu dergahlara girişlerde para alınmaz. Artık resmi hüviyeti başka şekilde tanımlarız. Hani belli anayasal çerçevelere ters düşmemek açısından. Ama Konya'da da aynı talimatı verdim. Müzeyi başka bir yerde kuralım. Yanında yine aynı ölçülere, aynı şeylere, mimari özellikleri taşıyacak şekilde ama Hazreti Mevlana'ya giren birinden para almak, dua edecek, irfan öğrenecek, edep öğrenecek, biz ondan para alıyoruz. Bu bize yakışır mı? Hacı Bektaş-ı Veli'den gelecek, oradaki her bir sembolden bir ders alacak. Bir edeple girecek, biz ondan para alabilir miyiz? İlk yapacağımız uygulamalardan biri inşallah. Diğer mekanlarda da varsa onlarda da yapacağız. Ama öncelikle bildiğim iki mekan, büyük mekan var. Hacı Bektaş-ı Veli Türbesi ve Hazreti Mevlana'nın türbesinde müze kısmıyla türbe kısmı ayrılacak. O makamlara girenler huşu içinde, dünyevi bir şey düşünmeden, edeple, haya ile o mekanlara girecekler, dualarını edecekler, çıkacaklar. Hacı Bektaş-ı Veli'nin ben 2001'de geldiğimde çok düzgün değildi çevre düzenlemeleri. Daha sonra da bu yurt dışı seyahatlerden istediğim ölçüde gelemedim. Ama siz aktardığınızda değerli belediye başkanımız da zikretti. Hacı Bektaş-ı Veli'nin
gerçek bir inanç turizmi. Turizmi inançla yan yana zikretmek benim hoşuma hiç gitmez. Hiç hoşlanmam ama hani mihman, şöyle diyelim. Mihman, inanç, mihman mekanı. Turizm ayrı bir yine şey bir boyut katıyor. Ama bir mihman mekanı olarak en iyi şekilde tanzimi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız. Çiçeğini, en güzelini, Gülbankı bu anlamda gülün simgesi olarak güllerin en güzelini Hacı Bektaşi Veli'nin huzuruna getireceğiz. Onun etrafı bir gül kokusuyla inşallah bütün Hacı Bektaşi Veli gül kokusuyla anılacak. Güzelleştireceğiz. Sadece Hacı Bektaşi Veli değil, dumura uğramış, tarumar edilmiş vaktinde çok daha eski tarihlerde, biraz önce sadece Tekke Köyü'nü zikrettim, ya da zamanla ihmal edilmiş mekanlar da bu anlamda bizim ortak tarihimizin mekanları olarak ihya edilecek. Ki zaten o zatların çoğunun Alevi mi Sünni mi olduğunu ayırt etmek de mümkün değil. Bu sonra çıkan kavramlar. 13. yüzyılda herkes candı, herkes yarendi, herkes Bektaş, herkes Horasaniydi. Herkes, her yürüyen Anadolu'da bir Hoca Ahmet Yesevi'ydi. Hepimiz Hoca Ahmet Yesevi'nin yolcularıyız, izcileriyiz. Allah bizi o yoldan ayırmasın. Yine bu anlamda daha önce yapılan çalıştaylar biliyorum. Birçok ki Faruk Bey kendisine de burada bir kez daha teşekkür ediyorum. O zaman görevli bir bakan arkadaşımız olarak yakından ilgilendi. Çok çalıştaylar yapıldı. Toplantılar yapıldı. Şimdi bakıldığında bazı da oradaki talepler gerçekleşti, bazıları gerçekleşemedi. Ben başbakanlık görevini aldıktan sonra özellikle bütün bu dosyaları bir kez kendim bizzat etüt etmek istedim, çalıştaylar. Bence gerçekleşen en önemli şey iletişim. Ve bizim zihniyetimizi değiştirmek için en büyük eksikliğimiz de iletişim. Sünni'nin kafasında bir Alevi prototipi var. Halbuki Alevi Türkiye'de, Alevilik kültürü o kadar çeşitli ki, o kadar farklı ki ve bu farklılık da güzel. Alevinin kafasında da bir Sünni prototipi var. Halbuki Türkiye'de Sünnilik o kadar çeşitli ki, o kadar farklı ki ve hepsi güzel. Ve birileri de diyor ki, dışarıda, bazen de içeride, şu kategori Sünni, şu kategori Alevi. Irak'ta da şu kategori Sünni, şu kategori Şii. Ben Irak'ın yakın tarihini bilirim. Değerli dostum Necef valisiyle de bunları konuştuk. Irak'ta aslında şu yakın döneme kadar, bu fitne tohumları ekilene kadar Sünni ve Şii karışık o kadar çok aşiret vardı ki, o kadar çok aile vardı ki ve Bağdat Sünnilerle Şiilerin birlikte ortak şehriydi. Harun Reşid'in Bağdat'ı Allah aşkına Sünnilerin egemenliğinde, Şiilerin egemenliğinde gibi ayrımla anılabilir mi? Herkes oraya akardı. İlim, irfan, bilgi sahibi olan. Ama ne oldu? Bir kez bu fitne tohumu ekildiğinde zihinlerde şunlar var ya şunlar, onların hepsi Şii, hepsi şu özelliklere sahip dediğinde, karşı tarafta şunlar var ya onların hepsi Sünni şu özelliklere sahip dediğinizde ve devleti birinin emrine verdiğinizde Suriye'de ve birçok ülkede görüldüğü gibi bir anda işte terörlerin en zalimi IŞİD gibi yapılar çıkıyor. Türkiye'de de bizim zinhar izin vermememiz gereken temel ortaklığımız bu kategorileri zihinlerimize, gönlümüze yerleştirmeyelim. Biz her birimiz bütün bu güzel gelenekleri kendi şahsi hayatında, sosyal hayatında yaşamaya çalışan omuz omuza vermiş kardeşleriz. Nasıl Hazreti Mevlana Hacı Bektaşi Veli ile kardeşse, her Alevi, her Sünni ile kardeştir. Eşit vatandaştır. Eşit vatandaştır. Eşit vatandaş özelliklerinden hiçbir şey kaybetmeden bütün meselelerimizi konuşabilmeliyiz. Onun için Başbakanlık'ta bu anlamda bir çalışma ekibi de kurdum. Biraz daha bunlar üzerinde hep beraber tefekkür edeceğiz ve daha çok iletişime geçeceğim. Bazıları benim bu ziyaretimi yadırgan olduğunu zannetmiyorum ama şöyle veya böyle yorumlayan olabilir. Onlara buradan şimdiden söylüyorum. Eğer yanlış bir kanaatleri varsa, Hacı Bektaşi Veli'nin yolcusu olarak ve bu ülkenin eşit vatandaşı ve başbakanı olarak bundan sonra daha çok yerlerde bizleri görecekler. Hacı Bektaşi Veli'ye her yıl gelmek yanında sadece çağırarak, davet ederek değil,
Alevi vatandaşlarımızla bulundukları mekanda giderek sohbet ederek, onların mihmanı olarak gönül gönüle, göz göze bakarak, ama en önemlisi de yüreklerimizi birbirimize açarak bu meselelerin hepsini çözeceğiz. Bir tatlı hatıramdır, bazı yerlerde zikrettim. Bosna'da bir Ramazan günü konuşma yaptığımda Türkçe'ye konuştum. Büyük bir merasimdi, kutlamaydı. Boşnakça tercüme ettiler. Bir öğrencim tercüme ediyor. Bir yer geldi ve dedim ki, bütün şehirler yıkılsa, geride sadece Saraybosna kalsa, Saraybosna üzerinden insanlık yeniden inşa olurdu. Birden bütün binlerce Boşnak ayağa kalktılar, tekbir getirdiler, alkışladılar. Boşnak öğrencim dedi ki, daha sonra, hocam bu Boşnaklar ne zaman Türkçe öğrenmişler, ben de bilmiyorum. Dedim ki, eğer ben orada dilden kulağa hitap etseydim, sana da tercüme de ihtiyaç vardı. Gönülden gönüle konuşanlar için tercümana da, tercümeye de ihtiyaç olmaz. Biz ülkemizin her bir vatandaşıyla, farklı inanca sahip olan tek bir kişi ise bile, onunla, o toplulukla da bir grup, küçük grup bile olsa, hepsiyle gönül dili konuşmak için bu mesuliyetleri üstlendik. Gönül dili Hacı Bektaş-ı Veli'nin dilidir. Allah ona rahmet eylesin. Onun dediği gibi elimize, dilimize, belimize sahip çıkarak edep sahibi olmayı hepimize nasip eylesin. Tekrar Hacı Bektaş-ı Veli'yi rahmetle anıyorum ve inşallah gelecek yılda burada buluşma ümidiyle aşuremizin hayırlı olmasını diliyorum. Hazreti Hüseyin başta olmak üzere bütün Ehl-i Beyt'i de bir kez daha rahmetle anıyorum. Allah'a emanet olun.